Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Ee, sizlerle şimdi ilk önce neler yaptık? Fizik bilimine girişi, madde ve özelliklerini, üzerine de optiği konuştuk. Aslında ben bunu size bir tarih skalasıyla anlatıyorum. Ee, optiğin tarihi çok çok uzundu. Neden? Çünkü insanlar zaten hep neyi görüyoruz, nasıl görüyoruz'u sorgulamışlardı. Ee, binlerde ilk bilim insanı diye tanımladığımız İbni Heysem bize ışığın nasıl bir e, yol izlediğini anlattı. İşte gelme ve yansıma açıları bulundu. 1600'lere geldiğimizde ne yaptı? Newton e, İbni Heysem'in yapmış olduğu o deneyin sadece önüne bir e, cam prizma koyarak ışığın renklerini bize gösterdi. E, fakat Newton'un dönemine gelesiye kadar oralarda başka bir şeyler de konuşuldu. Zaten optik konusu arkadaşlar. İslamiyet'ten sonra patlıyor. Neden? Çünkü Kur'an'daki var olan ayetler özellikle böyle gökyüzüne e, yönelik ayetler. Mesela işte aya bakmaz mısınız? Güneşe bakmaz mısınız gibi. Bu ayetlerin ardından insanlar zaten gökyüzüne hep meraklılardı. İyice bu ışığın ne demek olduğunu bir sorgulamışlardı. Bu süreçte yani Newton'a gelesiye kadar Aynı zamanda insanlar tabii ki bir de neyi sorguluyorlardı? Maddeler, madde nedir, maddelerin özellikleri nelerdir gibi. Hatta sizinle de bu birinci, ikinci konumuz olan madde özelliklerinde bunların ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinden bahsetmiştik. İşte bu döneme geldiğimizde insanlar bir de şunu sorguluyorlar. Ya bu maddelere baktığımda ya duruyorlar ya da hareket halindeler diye... Hareket kavramını sorgulamaya başladılar. Fakat onun öncesinde yani Kepler'e gelmeden yani Newton'dan önce Kepler var. Ondan önce de aslında Kopernik var. Kopernik ne yapmıştı? Size tarih serisinde de bahsetmiştik. Güneş merkezli bir e, gezegenler sistemini tanımlamıştı. Hatta bunun bu çalışmalarını sunmak için e, ölmeye yakın zamanı bekledi biliyor musunuz? Çünkü o zamanlar için insanlar hep e, dünya merkezli bir evrene inanıyor. Çünkü işte insanlar daha yüce hani her şey bizim için yaratılmış mantığından ötürü Kopernik bu güneş merkezli sistem hakkındaki yorumlarını, düşüncelerini ölmeye yakın sürelerde yayınladı. Sonrasında neler oldu peki? Tabii ki de insanlar bu gökyüzüne ve gezegenlerin hareketlerine bakıyorlar. İşte bu Kepler dediğimiz arkadaşla karşılaşıyoruz. Onun öncesinde ise, onun e, ne var mesela bu Osmanlı döneminde Uluğ Bey var arkadaşlar. Kendi rasathanesinde yıldız katalogları oluşturuyor. Yani bir gözlem, ev, gözlem evleri kurulmaya başlanıyor süreçlerde. Hatta onun öğrencisi olan Ali Kuşçu ne yapıyor biliyor musunuz? Ay haritasını oluşturuyor. dolayısıyla gökyüzüne insanlar iyice bir merak saldılar. Kepler ne yapıyor peki? Kepler de size tarih serisinde yine bahsettiğimiz Tycho Brahe adlı adamın yanında onların çalışmalarını inceliyor. Çünkü o adamın 9000 sayfalık bir gözlemi var. Düşünün. Yani hep gökyüzünü gözlemlemiş ve bu 9000 sayfayı çizmiş. Kepler de aslında onun yanındaki bir asistan ve gerçekten diyor ki yani bu gezegenler nasıl hareket ediyor, nasıl bir yörünge izliyorlar, dümdüz mü gidiyorlar, dolanıyorlar mı, bir çember mi tarıyorlar diye Sadece buradaki matematiğini gözlemlerle buluşturarak bize 3 tane gezegenlerin hareket yasalarını sunuyor. Birincisi yörüngeler yasası, alanlar yasası ve periyotlar yasası. Şimdi bu konu AYT konusu ve size sadece 2 sayfa ayrılmış 12. sınıf kitabında. Ee, çünkü sadece yoruma dayalı yani matematiksel hiçbir hesap istemiyoruz sizlerden. Birazcık sohbet etmek istiyoruz. Yörüngeler yasasında diyor ki elips yörüngede dolanırlar güneşin etrafına yani güneş merkezi bir galaksi sistemini savunuyor demiştik zaten. Fakat arkadaşlar elipsin özelliği geometriden mesela bir çember olabilmesi için bizim için şu yeterli bir tane merkez ve etrafına eşit uzunluklarla bir çizgiyi çizdiğinizde neyi görüyorsunuz? Bir çemberi görüyorsunuz. Fakat gezegenlerin dönmesi gözlemlerine dayanarak bir çember değil bir elipste. Geometri de bize şunu söylüyor. Çemberde bir tane merkezin varken elipste iki tane merkezin olur. Yani iki tane odak noktan olur. Birine biz bugün Güneş diyoruz, diğerine ise e, ne diyoruz biliyor musun? Yani galaksimizde büyük bir kara delik var diyoruz. Hatta Güneş'in e, çok fazla katı bir kütleye sahip kara delikten bahsediyoruz. Fakat o zamanlar tabii ki de Kepler'in bildiği bir durum değildi kara delikler. Sadece dedi ki elips yörüngelerde dönüyorlar bu gezegenler. Dolayısıyla da iki tane oda varmış gibi hareket ediyorlar ama bunun matematiğinden sorumlu değilsin. Bilmen gereken şey gezegenler nasıl dönüyormuş? Bir eliptik yörüngede dönüyorlarmış dedik. İki odaklı bir samanyolu galaksisinden bahsediyoruz aslında. Peki hocam alanlar e, yasası ne demek? Çünkü adam ne yapıyor? Bu gezegenlerin ne kadar turladığını falan inceliyor ya. Diyor ki eğer ki ben A'dan B'ye gelme sürem buraya T1 desem, C'den D'ye T2 desem. Eğer ki eşit süreler tararsam güneş merkezli bir sistemde ne oluyor diyor biliyor musunuz? Bu eşit sürede ben eşit alanlar tarıyorum diyor. Ve tamamen yine bize bunu... Geometriden ispat ediyor. Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar diyor. Ama arkadaşlar buradaki CD yayı ile AB yayının uzunlukları eşit olmamasına rağmen buradaki alanla buradaki alan neymiş birbirlerine eşit oluyorlarmış diyorsunuz. Diğerine aslında bu bizi e, daha fazla ileriye götüren bir kanun. Periyotlar kanunu. Öncelikli olarak periyot ne demek? Periyot aslında süre demek arkadaşlar. Peki neyin süresi? İşte bir tam turunu atma sürene biz periyot diyoruz. Zaman yani tamamen. T harfiyle göstereceğiz sizlere. Birimine de saniye diyeceğiz yine. Ee, şimdi bir bakalım dedik ya elips bir e, yörünge izliyor bu gezegenler diye elips olduğu için eğer ki bu odağımızı güneş olarak tutarsak ne olacak gezegen buradaykenki yarı çapına bakın yani güneş olan mesafesine buradaykenki yarı çapına bakın yani bir maksimum ve minimumluk söz konusu çemberdeki gibi eşit bir yarı çaptan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla ilk olarak matematiksel çıkarımlardan diyor ki bir gezegen güneş etrafında dolanırken ortalama yarıçapını en uzakta olduğu ve en yakında olduğunun toplamının yarısını alırım. Aritmetik ortalamasını tanımlarım diyor. Ve buradan ortalama yarı bize şu tanımı çıkartıyor. Kendisi işte bu gözlemleri inceliyor, matematiksel sonuçlarla bir entegre ediyor. Diyor ki kardeşim bir gezegenin güneşin etrafında dolanma süresinin karesiyle yarı çapının, ortalama yarı çapının küplerinin oranları birbirlerine eşittir diyor. Bakın bu muazzam bir şey. Ne demek istiyoruz? R küp bölü T kare. Yani sen eğer ki daha büyük bir yarı çapta dolanıyorsan, yani dünyadan daha uzak bir gezegeni hayal edin. Sen bunun buna R1 diyelim. R1'in kübü T1'in karesi. Yani diyor ki eğer ki bu yarı çap bundan daha büyükse, daha ötede bir gezegenden bahsediyorsak bu gezegenin güneşin etrafındaki dolanma süresi de mecburen daha büyük olacaktır, daha uzun olacaktır diyoruz aslında. Yani zaten şöyle bir doğru orantı kurmaya çalışsanız bunu çok net gözlemleyebilirsiniz. Adamın bize bu sunduğu bir sabit değer neyi gözlemleyeceğiz biliyor musunuz buradan? Bir gezegen e, ne kadar sürede dolanıyor veya iki farklı gezegen belli bir yerde aynı noktada olabilirler mi? Olmaları için ne kadar süre geçerli, ne kadar süre gerekli gibi bize üç tane gezegenlerin hareket yasalarını tanımlıyor ve bunu sade ve sadece matematikten çıkartarak yapıyor. Şimdi arkadaşlar sıkıntı nerede bu keplerde? Sadece bunları yorumlamanızı istiyoruz. Kaldı ki kazanımlarınız size zaten ne diyor biliyor musunuz? Hemen bir de onu gösterelim. Bunların dışında bir ekstra bir şey söz konusu muymuş? Kepler kanunlarını açıklar. Bu üç kanundan bahsettik. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Galileo, Ali Kuşçu ve Ulu Bey'in gök cisimleri, gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili çalışmalarına yer verir ki sizlere yıldız haritalarından, ay haritalarından bahsettik zaten. Galileo ise bir sonraki konumuzda anlatacağız size. Yani grafiklerde konuşacağız, atışlarda konuşacağız. Şimdilik burayı bilmeniz yeterli. Fakat ben Milli Eğitim Bakanlığı kitabının 2019 basımı İncelerken bir yanlış cümleye tanık oldum. Diyorlar ki Kepler bu kanunları Newton'un hareket yasalarından sonra tanımlamıştır gibi bir cümle geçiyor. Gençler tarihsel sürece baktığımızda Newton Kepler'in vefatından 13 yıl sonra dünyaya geliyor. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla öğrenme sıramızın da ben böyle olması gerektiğini savunuyorum. Yani ilk önce sadece zaten evrenin dili matematiktir dedikleri için Adamlar ne yaptılar? Matematiklerle bu hareketleri analiz ettiler, gözlemlediler ve kepleri kepler yapan şey gerçekten güneş merkezli bir galaksi sistemini ne yaptı? Bize tanımladı 3 tane basit bir yasayla. Ne sizden matematik istiyoruz bu konuda ne başka ekstrem bir durumu gözlemlemenizi istiyoruz. Sadece bu yörüngelerdeki odaklara dikkat etmenizi, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alanlar taradığımı ve periyotlarımın yani benim bir dolanma süremin nelere bağlı olarak değiştiğini gözlemlemenizi istiyoruz. Daha uzaktaysam, daha uzak bir yarı daha uzun sürüyormuş benim periyodum diyebilmenizi istiyoruz. Onun dışında ekstra hiçbir şeye maruz kalmayacaksınız ve bahsettiğim gibi Newton Kepler'den sonra geldiği için Kepler Newton'dan bir haber bize sadece bunları gözlemler ve matematiklerle birleştirerek verdi. Bundan sonraki konumuz işte şimdi tam anlamıyla hareketi sorgulamaya başlıyoruz. Bir şey neden döner? Bir şey neden ilerler? Ne zaman hareket edebilir? Tam anlamıyla bu kısmı sizlerle gözlemleyelim bakalım. Diğer dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>